Evet değerli ses izleyicileri, şu anda Eğirdir Ses Gazetemizin konuğu Ali Cengiz Ertürk. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Eğirdir Sulama Birliği'nin seçimi yapıldı. 20 üye üzerinden ve başkanlığa İrfan Çatal getirildi. Ali Cengiz Ertürk de adaydı. Bazı iddialarda bulunmak üzere gazetemize geldi. Hoş geldiniz Ali Cengiz Bey. Hoş bulduk. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? İddialarınız nelerdir? Evet. Umre bahane, yolsuzluk şahane. Bu Umre gitmek için istifa ettiğini açıklamada bulunmuş. Fakat önündeki bütün borçları bırakaraktan bu Umre'ye gitmek için bahane uydurmaktadır. Evet, 10 yıldır alınamayan alacakları Evet. onlardan bahsetmişsiniz. 8 yıllık geliri ortada yok demişsiniz. Yani Evet. bunları iddia ediyorsunuz. 10 yıldır alınmayan alacaklara bu Mayıs ayında bütün aşağı yukarı 300 kişiye icra vermiştir. 8 yaşında bulunan elma ağaçlarında bu zamana kadar hiçbir gelir gösterilmemiştir. Tabii ki biz bunlara açıklığa kavuşturduğumuz için aramız açıldı. İlaç, gübre vesaire işçilik gibi işler birlikten karşılanmaktadır. Bütün elma gelirleri bu zamana kadar hep cebe inmiştir. 950 bin liraya geçen borçlar bulunduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. 950 milyar liraya geçen borçlar bulunmaktadır. Bu gelir yok, kaçmaktadır. Evet, teşekkür ediyoruz. Başka söylemek istediğiniz? Daha çok şeyler var. Gerekirse ileride daha çok açıklama yapacağım. Evet, biz Eğirdir halkının, Eğirdir'in sesiyiz. Evet. Tarafsız bir gazeteyiz. Kendileri geçtiğimiz günlerde seçim haberini biz yapmıştık. Evet. Aleyhinde hiçbir şey yazmadığımız halde Evet. bir diğer gazeteye giderek işte yalan yazıyorlar gibisinden açıklamalar yapmıştır. Doğruları yazabilen tek gazete vardır Eğirdir'de. O da Eğirdir Sestir. Evet. Kendileri de buraya gelirse, buyurursa, açıklama yaparsa seve seve Evet. yayınlarız. Evet, tabii Teşekkür olabilir. ediyoruz. Rica ederim.